Küçük Müslüme son yolculuğa uğurlandı. Ayrıntıları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağlı'nın cenazesi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de otopsi işlemleri tamamlanan küçük Müslüme'nin cenazesi Gülnar ilçesine oradan da ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere cenaze aracıyla Karaman'a gönderildi. Karaman'a getirilen cenaze namaz öncesi polis eskortu eşliğinde dedesi İbrahim Yağlı'nın Çavuşpınarı köyünde bulunan evinin önüne götürüldü. Müslüme'nin cansız bedeni daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere sonra Karaman kent merkezinde Çeltek mahallesinde bulunan Kazalpa mezarlığına getirildi. Musallaya konulan küçük tabuta sarılan abla Nurcan Özcan ve bazı akrabaları gözyaşı döktü. Akrabaları Müslüme'nin tabutunun üzerine Türk bayrağı açarak gül bıraktı. Cenaze namazına Müslüme'nin dedesi İbrahim Yağal, yakınları, Karaman valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Selman I. Farisi Camisi'nde ikindi namazını müteakip Müslüme için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Müslüme'nin cansız bedeni namaz kılınan yerin hemen yakınında kazılan mezarına dualarla defnedildi. Anne baba cenazeye katılamadı. Müslüme Yağlı'nın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı. Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin, haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Abi. Abi canım yine gözünü seveyim, ne yapayım? İnanan insanlar olarak, öteye inanan insanlar olarak, ahirete insanlar olarak ölümün bir geçiş olduğunu biliyoruz, buna iman ediyoruz. Ve bu dünyada da bir misafir gibi geçici olduğumuza inanan insanlarız. Bu dünyada imtihan için varız, başımıza gelen her şey imtihan için. Evet, her gün cenaze namazı kılıyor. Yaşlar, bir 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 y
nerede? Jandarmacı komutan. Aynen, jandarmacı. Ne yaptınız? Gece siz de oraya gittiniz mi? Neyin üzerinde duruyorlar? Bilmiyorum, hadi şunları da bir girelim. Şu cenaze arabasına. Anladım da daha da havacakla gelmedi. Bu
Aynen, hep umudum. Benim hep umudum vardı ama ben canlı bulmayan yani umudum vardı. Ama bunu hiç düşünmedim. Belki ben düşünmek istemedim ama düşünmedim. Olmadı yani. Ben canlı bulmayı çok isterim. 7 kilometre yerden bulundu. Kendi imkanlarıyla gidemez ya. Nasıl gitsin? Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Görevlilerin çıkarken zorlandı. Çocukların, çocuğun kanadı mı vardı? Sen Allah için. Peki, hani, annem babam göz altında cenaze gelemeyecekler. Onlara da yine söylüyorsun. Soruşum ben, abi ben onların burada olmasını çok istedim. Gerçekten dedim hani ki soruşturmalar devam ediyordu. Etmeseydi hani gelme imkanı olsaydı az buçuk getirmeyi çok isterdim ama olmadı. Nasip değilmiş. Annem gelin. Aynen tek ben kaldım. Annem gelin. Görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım şimdi. Anne Müslüman'ı son kez de göremediler değil mi? Aynen göremediler. Ama işte dedim ya Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanılıyormuş. Çok sevmiş demek ki çabuk aldı yani. Böylesi zaman daha iyi oldu böylesi. Hiç bulunmasaydı diyorum hiç bulunmasaydı ne yapardık? Her an gelecek geliyor geliyormuş.